Serra Yılmaz. O doğduğunda takvimler 13 Eylül 1954'ü gösteriyordu. Semih Bey ve Mualla Hanım'ın tek çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Dedesinin babası Mehmet Raşit Osmanlı'da amiraldi. Anneannesi sarayda büyümüş çok mütevazı bir kadındı. Serra daha okula başlamadan Fransızca öğrenmişti. Fransızca yazışan, evde sık sık Fransızca konuşan bir aileye sahipti. Bu sayede Fransızca onun ana dili gibi oldu. Küçük yaşta komşuları olan bir ailenin çocukları sayesinde de İtalyanca öğrenmeye başladı. İlkokulun ilk 3 senesini Nişantaşı'nda Nilüfer Hatun İlkokulu'nda okuduktan sonra 2 senesini de anneannesinin yanında Suadiye Taş Mektep'te okudu. Ortaokuldan itibaren de Fransızca eğitim almaya başladı. Daha sonra Fransız hükümetinden burs kazandı ve Fransa'da psikoloji okumaya başladı. Aslında hep oyuncu olmak istiyordu ama bir dönem psikolojiye yönelmişti. Üniversiteye başlayınca asıl isteğinin bu olmadığını fark etti. Ama burslu okuduğu için fakülte değiştiremedi. Psikoloji okurken tiyatro derslerine kaydoldu. Çok iyi bir hocası vardı. Psikolojiyi lisansa kadar okudu. Daha sonra asıl yapmak istediği işe yöneldi. Ankara'da Dostlar Tiyatrosu oyuncu alıyordu. Serra da sınava girdi ve kazandı. Artık resmen tiyatrocu olmuştu. Serra bu tiyatroda çalışan Levent Yılmaz'la tanıştı ve 1977 yılında evlendi. Bu evlilikten Ayşe adında bir kızı oldu. Ancak evlilikleri 14 yıl kadar sürebildi. Sanat hayatına Dostlar Tiyatrosu'nda başlayan Yılmaz, Fransa Kültür Bakanlığı tiyatro sorumlusundan tiyatro dersleri aldı. Uzun yıllar boyunca önce dramaturg, oyuncu ve genel sanat yönetmen yardımcısı olarak, daha sonra Diğerlerinin Adı Ali oyununu sahneye koyarak şehir tiyatrolarında görev aldı. Pek çok tiyatro oyununda rol alan Serra Yılmaz çok yetenekli ve kültürlü bir kadındı. Bu sayede kameralarla tanışması da kaçınılmazdı. Hep önemli yönetmenlerle bir şeyler anlatmak istenen yapımlarda rol aldı. İlk filmi Şener Şen, İlyas Salman ve Yaprak Özdemiroğlu'nun başrolde olduğu Şekerpare filmiydi. Filmografisinde ilk filminin Faize Hücum olduğu yazıyor. Ancak Yılmaz o filmde oynamadığını belirtmişti. Şekerpare filminin ardından Seni Seviyorum, Davacı, Kupa Kızı, Fikrimin İnce Gülü, Karılar Koğuşu, Kanunun Ötesinde, Tersine Dünya, Şehnaz Tango, Sıdıka, Yeşil Işık, Asmalı Konak, Parmaklıklar Ardında, Mükemmel Bir Gün, Vavien, Kaybedenler Kulübü, Eyvah Eyvah, İstanbul Kırmızısı ve Şans Tanrıçası gibi yapımlarda rol aldı. İtalyan sinemasında da tanınan Serra Yılmaz, yurt içinde ve yurt dışında film ve dizilerde rol almaya devam ediyor. Yılmaz, oyuncu kişiliğinin yanında çevirmenliğiyle de biliniyor. Ünlü oyuncu 2014 yılında Türkiye'ye gelen Papa Francisco'yu havalimanında karşılayanlar arasındaydı ve Papa'nın Türkiye ziyareti boyunca çevirmenliğini yaptı. Bu konu hakkında çok şeyler söylenirken, Serra Yılmaz konuyla ilgili Hürriyet Kelebeğe verdiği röportajda şu açıklamayı yapmıştı. Papa'nın çevirmenliğini yaptım diye beni Hristiyanlıkla suçlayan oldu. Bırakın bana karşı yazılanları, insanları inançlarına göre yargılamak zaten başlı başına saçma. Ancak sosyal medyada hakaretler ve Vatikan seni işe aldı gibi birçok asılsız sözler sarf edenler oldu. İşin doğrusu bizim Dışişleri Bakanlığı'ndan ismen istediler. Ben de gittim ve çevirmenlik yaptım. Şimdi orada Papa olsun ya da tercümanlığını yaptığınız bir devlet adamı olsun. Vermek istediğiniz mesajı anlatırken aynı tonu da tutturmanız gerekiyor. Oyuncu olmak bir çevirmen için büyük avantaj. Sahne üstünde olmanın büyük rahatlığını burada da kullanabilirsiniz. Çeviri etiği çok önemli. Örneğin uluslararası bir televizyon ana haber için röportaj talep etti. Seve seve gelirim ama Papa'dan konuşmam dedim. İstemediler tabii ki. Serra Yılmaz'ın Papa'ya çevirmenlik yapması öyle büyük ses getirmişti ki çevirmen kimliği oyuncu kimliğinin önüne geçmişti neredeyse. Yılmaz aynı röportajda bu konuyla ilgili ise şunları söylemişti. Öyle de olması gerekiyor. Zaten oyunculuk bir kere sürekliliği olmayan bir meslek. Büyük bir bölümü beklemekle geçer. Bir filmde oynarsınız, zaten çıkmasına zaman vardır. Geçen Eylül'de Fransa'da bir filmde oynadım. Film ancak seneye Kasım'da piyasaya çıkacak. Film böyle bir şey.
çok boşluğunuz oluyor. Ev sahibim çalışmıyorsunuz, kiranızı ödemeyiverin demiyor tabii ki. Çok daha gençken uzun zaman Fransızca dersi verdim. Daha sonra ders vermekten sıkıldım. O süreci tamamladım ve bıraktım. Daha sonra da çeviri yapmaya başladım. Usta oyuncunun ayrıca yönetmenlik deneyimi de oldu. 2018 yılında yapımcılığını Ferzan Özpetek ve Necati Akpınar'ın üstlendiği Cebindeki Yabancı filminde yönetmen koltuğunda oturdu. Belçin Bilgin, Buğra Gülsoy, Çağlar Çorumlu, Leyla Lidya Tuğutlu, Şebnem Bozoklu gibi isimlerin başrolde olduğu film bir İtalyan filminden esinlenerek çekilmişti. Görüşleriyle de dikkatleri üzerine toplayan Yılmaz, Maksat Sanat'la yaptığı röportajda kendisine yöneltilen "Öldüğünde Allah'ın karşısına çıktığında sana ne söylemesini istersin?" sorusuna uzun süre gündemde kalan bir cevap vermişti. Usta oyuncunun cevabı aynen şöyleydi. "Benim öyle bir niyetim yok. Benim bir Allah'ım olmadığına göre bana bir şey diyecek bir Allah beklemiyorum. Ama ola ki varsa herhalde bana şey diyecek. Bak gördün mü? Nana işte. İnanmıyordun, buradayım." Serra Yılmaz'ın bu açıklaması basını da ikiye bölmüştü. Uzun zaman sonra Posta'ya verdiği bir röportajdaysa bu açıklamayla ilgili şunları söylemişti. "Birileri sizi yanlış anlamak istediğinde onlara doğruyu anlatmanın yolu yoktur. Çünkü art niyetli yaklaşıyorlardır. Allah'a inanmamak gibi bir özgürlük var. Bunun haberi Türkiye'ye daha gelmedi. Bunu azar azar halkımıza bildirmek lazım." Yılmaz aynı röportajda ölümden korkmadığını da şu sözlerle anlatmıştı. "Ölümden korkmak çok manasız ama acı çekmekten korkarım. Ölen için ölüm yok, ben kalanlara üzülüyorum. Mesela ölümümün kızımı etkileyeceğini biliyorum. Ben de annemin ölümünde aynı şeyi yaşadım." Hakkında bir sürü şehir efsanesi olduğunu da söyleyen Serra Yılmaz'ın İtalya'da yaşadığını, İtalyanca eğitim aldığını sananlar var. Ancak Yılmaz hiçbir zaman İtalyanca eğitim almadı ve yıllardır İstanbul Cihangir'de yaşıyor. Fransa'da 3 yıl kadar ikamet etti. Ancak İtalya'da kendisine ait bir evi hiç olmadı. Sadece projeleri olduğunda gidip birkaç ay kalıyor, o kadar. 17 senedir İtalya'da tiyatro ve sinema alanında sayısız projede yer alan usta oyuncu, yakın zaman önce İtalya'da farklı alanlarda başarılar elde etmiş 48 kadınla birlikte İtalyan Vanity Fair dergisinin kapağında yer almıştı. Serra Yılmaz bu konudaki düşüncelerini ise şu sözlerle dile getirmişti. "İtalya'da böyle önemli 48 kadının içinde bana da yer vermelerinden dolayı çok mutluyum. Kadınlar olarak tüm dünyada kendi alanımızda yaşadığımız olumsuzluklar bizi yıldırmıyor, tersine güçlendiriyor ve kadınlar olarak birleştiriyor. Biz beraber daha güçlüyüz ve haklılığımızı bu yolda göstereceğiz." İtalya'da tiyatro başarılarına sürekli bir yenisini ekleyen oyuncu, geçtiğimiz senelerde İtalya'nın en prestijli tiyatro ödüllerinde en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görülmüştü. Serra Yılmaz ayrıca İtalya'da vizyona giren Ferzan Özpetek'in filmi La Dea Fortuna'da rol almıştı. Usta oyuncu 90'lı yıllarda meme kanserine yakalanmış ve tedavi görüp sağlığına kavuşmuştu. Bu zorlu yolculuğundan pek kimsenin haberi yoktu. Ancak 2008 yılında Seninle dergisine yaptığı açıklamalarda yaşadığı süreci anlatmıştı. O dönemlerde "Annemle Biz Kanseri Yeneriz" adlı kampanyanın yüzü olmuştu. Bir sabah sol memesindeki bir sertliği fark etti. O an kötü bir şey olduğunu hissetmişti. Herkese anlattı durumu ama onun bir kist olduğunu söylediler. "Serra kist değil, kanserden aşağısı kurtarmaz" diyerek şaka yapıyordu. Testler yapıldı ve doktoru ameliyat olması gerektiğini söyledi. Serra'nın ise aklında sadece pazar günkü tiyatro oyunu vardı. Ama doktorun "hayatta kalmanız daha önemli" demesi onu kendine getirmişti. 6 kür kemoterapi ve radyoterapi gören Yılmaz, NTV'ye verdiği röportajda o günlerden şöyle bahsetmişti. "Kendinizi mutlu ve enerji dolu hissederken aniden karşınıza böyle bir şey çıktığı anda hayatınız değişiyor. Birdenbire hasta statüsüne giriyorsunuz. Bu beni psikolojik olarak çok etkiledi. Çünkü fiziksel olarak hastalık kendinizi kötü hissetmenize neden olmasa da artık siz
sinsi bir hastalığın pençesine düşmüşsünüz ve o eşiği geçmişsinizdir. Yani hastalık söze döküldüğü an insan çok tuhaf oluyor. Ölüm her zaman için bir tabu ve yüzleşilmeyen bir konu olduğundan insanlar öleceklerine inanmaz ve ölümün hep başkalarının başına geleceğini düşünür. Kanserde de aynı duygu oluşuyor. Ben de aynı duyguyu yaşadım. Kendimi o kadar enerjik ve sağlıklı hissediyordum ki soğukta da dururum, yalın ayak oraya da giderim, 20 kilometrede yürürüm modundaydım. Özellikle benim ailemde böyle bir mitos vardı. Hep doğayla iç içe, sağlık açısından çok iddialı yetiştiğim için birdenbire kanseri kendime hiç yakıştıramadım. O, yeri geldiğinde kansere kafa tutan, ülkemizi yurt dışında temsil eden, gerektiğinde güldürmek için taklalar atan bir oyuncu. Acısıyla tatlısıyla bir Serra Yılmaz geçti Yeşilçam'dan. İyi ki de geçti.